Kayhan Yıldızoğlu abimizle beraberiz. Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Müzikten çok iyi anlarım. Bütün senfonileri, bütün konçertoları ezbere bilirim. Eskiden zor olan arkadaşlarımıza, insanlara, komşularımıza yardım ederdik ama bunları kimse bilmez. Üzerinde lüks bir elbise varsa, altında lüks bir araba varsa sen çok önemli adamsın. Hala Şener der ki bana, Kayhan, o yokluk günlerini hala arıyorum. Oradaki mutluluğumuzu, neşemizi arıyorum. İşte Hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Duayen tiyatro ve sinema oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu abimizle beraberiz. Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Abi nasılsınız? Sağlığınız nasıl? Sıhhatiniz nasıl? Siz nasılsınız? Vallahi güzelim. İyiyim diyorum. 90 yaşındayım. Gözüm iyi görmüyor. Bu gözüm hiç görmüyor. Bu gözüm %20 görüyor. Ondan sonra beyin ameliyatı geçirdim 20 sene önce. Bu tarafım düştüm, kırıldı. Kalçam, bu ayağım, platin. Burada da prostat diye bir derdim var ki bugünlerdeki en önemli derdim o. Ondan sonra ama Allah'a şükür Volkan isminde çok sanatçı bana yardımı olan bir sevgili arkadaşımla beraberim. Kendine tekrar ondan tekrar sonra, teşekkür ediyorum. Zaten onun yardımı olmasa bu röportajı yapmam da mümkün değil yani. Evet. Yani hayatımdan memnunum. 90 yaşında bu kadar olur. Abi enerjiniz süper. Allah nazarlardan evet. Saklasın. Evet. Çok iyisiniz. İçini pozitif tutarsan, içinde sevgi, insanları din farkı, dil farkı, renk farkı olmadan seversen, bize binlerce faydası olan hayvanları korursan o zaman mutlu olursun. Allah'ın verdiği bu güzel nimetlerin kıymetini bilirsen, meyveler, bahçeler, ağaçlar, çiçekler, yıldızlar, neler neler neler. Bunların kıymetini bilirsen tabii ki mutlu olursun. Evet. Ama gözün hep aman bir kat daha alayım, bir apartman daha alayım, bir araba daha alayım, bir bilmem... o zaman mutlu olamazsın. Evet. O zaman hayatın paraya, maddeye hizmetçilikle geçer, adam alamazsın. Ben bazı zenginleri, bazılarını diyorum. Çünkü koçlar gibi, eczacıbaşılar gibi, sabancılar gibi daha birçok bunları bu kategoriye koymuyorum. Bunlar... Yüzlerce, binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı açtılar. Çocuklarının okumasına, tahsiline yardımcı oldular. Bu insanlara ekmek verdiler. Bunlara helal olsun her şey. Ama hep bana deyip bir fakire yardım etmeyen, bir fakir çocuğu gördüğü zaman onu karnını doyurmayan, başkasının mutsuzluğuyla mutlu olan bir millet olduk. Bu korkunç bir şey. Arkadaşının, dostunun mutsuzluğuyla mutlu olan bir millet olduk. Para peygamber oldu. Üzerinde lüks bir elbise varsa, altında lüks bir araba varsa sen çok önemli adamsın. Ya biraz kafanızı çalıştırın. İnsanlar mutlu olmasını bilmiyorlar. Birçok nimetler verilmiş insanlara. Güzellikler verilmiş. Bir yıldıza bakan insan görmüyor. Bir sabahleyin güneşin doğuşunu seyreden insan görmüyor. Hepsi servet. Bir şuna yardım ettim. Eskiden... Zor olan arkadaşlarımıza, insanlara, komşularımıza yardım ederdik ama bunları kimse bilmez. Kayhan abi, Şener Şen'le çok ciddi bir dostunuz olduğunuzu biliyoruz. Ha, bekarlıkta da beraber kaldık dediniz. Oradan biraz bahsetseniz. Efendim, ben tiyatroya ondan evvel girmiştim. Daha sonra Şener geldi. Şener'le dost olduk. O da ailesine yük olmak istemiyor filan böyle, ayakta durmak istiyor. Benim halim de benim, kanımdan ayrılmışım o zamanlar filan. Şimdi Şener'le bir yerde oturuyoruz biz, Cihangir'de. Oturduğumuz apartman, meşhur bir apartman orada. Şimdi dostlarımız geliyor tiyatrodan filan. Bizi çok seviyorlardı. Çünkü şundan seviyorlardı. Ben, efendim asil, evde orkestrayı yöneten, kendi orkestrası yönetip orkestrayı yöneten, Beethoven'lar, Brahms'lar dinleyen, çok kaliteli Türk müziği dinleyen, şimdi Türk müziği bozuldu. Türk müziği diye bir şey yok. O Müzeyyen Hanımlar, Safiye Aylalar, efendim Hamiyet Yüce Sesler kayboldu. Ruşen Kamlar, Melahat Parslar, efendime söyleyeyim, Mesut Cemiller, Türk müziğinin üstadları, Sadun Aksüt gibi böyle dostlarımız var. Şimdi biz aşağı ineceksiniz diyoruz. Onlar ooo burada mı oturur diyorlar ya, bir kat iniyorlar. Diyoruz şey bir kat daha ineceksiniz. Yerin dibine seyahat. Kapıcı bizim üstümüzde oturuyordu. Biz tiyatrodan tabii 3 kuruş para alıyoruz. Evde ne kadar?
Artık 30 metrekare mi 40 metrekare mi ne? Yani öyle evde eşya yok. Sokakta birisi 60 bir oturma düzeni. Koltuk ikili. Biz gece onu eve taşıdık. Ama koltuğun bir tarafı çökmüş, bir tarafı sağlam. Şimdi gelip biri oturuyor. Efendim nasılsınız? Efendim teşekkür, aşağıda oturan. Efendim teşekkür ederim, Allah'a şükür iyiyiz. Aa öyle mi? Neler yapıyorsunuz bakalım. Ama bunlara biz katılarak gülüyoruz. Hayatı hala Şener der ki bana, Kayhan, o yokluk günlerini hala arıyorum. Oradaki mutluluğumuzu, neşemizi arıyorum. Şener böyle uydurma son bir tepside çiğ köfte yoğuruyor. Çok güzel yemek yapardı Şener filan. Böyle bir mutluluk içinde yaşıyorduk. Para, zenginlik insanları mutlu etmez. Yaşama, bir keman çalma, bir piyano çalma gibi bir sanattır. Eğer yaşadığınız hayatın değerini, kıymetini bilmiyorsanız, anlayamıyorsanız boşuna yaşıyorsunuz. Kayhan abi, siz bizi yabancı müzikle karşıladınız. Kendiniz bize, kendiniz şarkılar söylediniz. Bu enerjiniz hiç bitmiyor. Nereden geliyor Kayhan abi? Enerji kendi dünyanda mı geliyor? Bir defa ben gözüm görürken çok okudum. Yani Rus edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Fransız edebiyatı, İtalyan edebiyatı çok iyi bilirim. Müzikten çok iyi anlarım. Bütün senfonileri, bütün konçertoları ezbere bilirim. Ve bunları kim en iyi şekilde, her böyle oturup konçerto, piyano çalanı ben dinlemem. Virtüöz olacak. Bunun hakkını bilecek, onda duygu olacak, teknoloji olacak, bilgi olacak. Ancak onu dinleyebilirim. Bunlar bana bir ruhsal zenginlik verdi. Müthiş. Peki Kayhan abi, sizi fazla yormama adına? Ben hiç yorulmam. Bana istediğini sorabilirsin. Ben yorgun. Ben böyle güzellikler içinde hayatta yorgunluk bilmem. Harikasın. Bir aptal beni yorar. Harikasın. Bir dolandırıcı beni yorar. Onun dışında ben yorgunluk diye bir şey bilmiyorum. O zaman abi, yıllarca sizin isminiz anıldığında herkes heyecanlanıyor. Herkesin bir yüzü tebessüm oluyor. Unutamadığınız, böyle bizle paylaşmak istediğiniz bir hatıranız desek. Çünkü ben hayatta kendimi aman ben oyuncuyum, önemli adamım diye hiç görmedim. Müthiş. Halkıma tevazuyla, alçak gönüllülükle yakın. Onlar olmasa ben aynada kendi kendime mi oynayacağım? Doğru. Onların sayesinde biz ayaktayız. Bu halka saygı duymak lazım. Evlerden çıkıyorlar, vasıtalarla sıkıntı çekiyorlar, para veriyorlar, bilet alıyorlar. Kalıyor, geliyor orada seni iki saat seyrediyor, dinliyor. Onun, benim başımın üstünde yeri var ya, ben onu sırtımda taşımam lazım. Ben aktarım. Şimdi bakıyorum, isim vermeyeyim, bazı gençler falan da böyle. Efendim ben önemli adamım ben. Hadi be sen de. Kim önemli adam? En azından hepimiz bir çukurda buluşuyoruz. Çoraplarını bile götüremiyorsun oraya. Bir delikte, bir şeyde öleceğiz, gideceğiz. Kim üstün adam ya? Kim önemli adam ya? Ne önemi? Sonunda gidiyorsun gibi bir çorabını götüremiyorsun. Götürdüğün tek şey var buradan. Sevgi, merhamet, yaptığın iyilikler, efendilikler. Bunları götürüyorsun. Ruhun götürüyor. Ölüm diye bir şey yoktur. Ruh devamlı yaşar. Hacı Bektaş Veli, ölürse ten ölür. Can ölesi değil diyor. Büyük dini filozof. Evet. Yunus Emre, ete kemiğe büründüm, insan diye göründüm. Burası bir okul. Buraya insan olmuyor, insanlığı öğrenmeye geliyoruz. Şu etten kemikten elbiselerin içinde. Ama insanlar bunu anlamıyorlar. Buraya gelip yok apartman alacak, yok bankada şu kadar para biriktirecek ama bir fakire çıkarıp 5 kuruş yardım etmez. Aç bir insana yardım etmez. Yok böyle şey. Allah da bana bu huyumdan dolayı büyük bir mutluluk verdi. Şu anda mutluluktan deli oluyorum. Şu yaşımda, 90 yaşımda dostlarım gelmiş, sevgili arkadaşım beni hazırlamış ve sizlerle röportaj yapıyoruz. Bana bir değer veriyorsunuz. Değer vermezseniz gelir misiniz buraya? Bundan ne kadar güzel bir mutluluktur bu ya. Peki, teşekkür ediyoruz. Son olarak tarihe bir not düşme adına bizlere, sizleri seyredenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi bizleri seyredenlere her şeyine saygılarımı sunuyorum. Lütfedip bir zaman dilimi ayırıyorlar ve beni dinliyorlar. Ha beğenen olur, beğenmeyen olur, bu ahmak ne konuşuyor, ne hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ama hayattan zevk almasını bilsinler. Sıhhatlerinin kıymetini bilsinler. Birçok milyoner arkadaşım çok kötü hastalıklara yakalandı. Bana dedikleri şuydu. Ah Kayhan, keşke bu paralar olmasaydı da sıhhatim oldu. Geç. Eğer içinde kin, nefret, kızgınlık, kıskançlık, dedikodu gibi negatif duygular taşıyorsan hayatta mutlu olamazsın ve bütün hastalıkların sebebi de budur.
pozitif insan olarak sevgiyle, merhametle, dürüstlükle yaşarsan her zaman mutlu olursun. Bakın bu kadar sakatlığım var, hiç umurumda değil. Biraz önce kafedeydik, orada tanıdıklarımızla, hiç tanımadıklarımızla sohbetler ettik, güzel saatler yaşadık. Kalktık buraya geldik, arkadan siz geldiniz. Güzellikler arka arkaya geliyor ya. Enerji çekiyor. Pozitif olursan yaşarsın. Ama hırsızlık, yalan, kin, nefret, dedikodu, kıskançlık bunlar vücudun kanseri zehirleridir. Ama herkes bu duygulara bayılıyor. Teşekkür ediyoruz bu abi. Bu çok önemli bir şey. Abi peki böyle sahnede film çekerken böyle unutamadığınız hatıralar, sevdiğiniz kendi sizler gibi duayen tiyatrocularla, oyuncularla hatıralarınız varsa bizle paylaşmak istediğiniz... Şimdi çekerim. Istediğiniz... O hatıralar zamanı gelince söylenir. Ama ben bütün çalıştığım yönetmenlerle, mesela Halit Refik, Allah rahmet eylesin, Lütfü Akat, Zeki Öksel. Şimdi eskiden senede 300 film çevrilirdi. Ben 5 filmde birden oynuyorum, akşamında tiyatroda sahneye çıkıyorum. Şimdi bana Zeki Ökten derdi ki, Kayan sen git öteki filmdeki işini hallet. Ben yönetmene, arkadaşıma telefon ediyorum. Bir taksi atla gel, senin planlarını çekeceğim. O zaman çocuklarım yabancı okulda okuyorlar, kızlarım. Onların sayesinde ben çocuklarımı gayet iyi okuttum. Bu benim için en büyük mutluluk bu. Halit Refik ile çalışırdık. Ondan sonra hadi Kayan yürü derdi, modada otururdu. Karısı Almandı. Karısı yemekler hazırlamış. O modada akşam vakti güneş harika bir şekilde batıyor. Biz orada Beethoven, Wagner dinlerdik. Böyle günler yaşadım ben. Zeki Öksel'le otururuz, sinema hakkında konuşuruz. Lütfü Akat ve bunlar bir gün yüksek sesle sanatçıyı kırmamış insanlardır. Duygu Sağroğlu falan yani böyle. Şimdi isim sayıyorum sonra üzülüyorum. Bazılarının ismini unutuyorum. Ay diyorum bak bunun ismini söylemedim, ayıp oldu diyorum. Beni affetsinler. Şimdi isim saymaya kalksam gece yarısını bulacak. O kadar çok 240-50 filmde oynadım. 30'dan fazla dizide oynadım. Tiyatro desen yıllar yıllar yıllar. O kadar çok tanıdığım var ki bunları hangi birini sayayım? O kadar doğru. Teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kanalımıza şeref verdiniz. Bizleri çok estağfurullah. Mutlu ettiniz. Bana değer verip de geldiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Biraz önce ay bak geç kaldılar filan diye söylenmeye başlıyordum ki geldiniz vaziyeti kurtardınız. Teşekkür ederim. Yoksa çenemden kurtulamayacaktınız. İşte hayat serimizde bugün duayen tiyatrocu ve sinema oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu abimizle beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Kanalımıza teşrif ettiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.